Zoomer Dino ile tanış. Bakalım onu kontrol edebilecek misin? Vahşi doğasını evcilleştirmek pek de kolay değil. Bakalım Dino nasıl çalışıyor? Dino'yu şarj etmek. Zoomer Dino'yu şarj etmek çok kolay. Onu ters çevir, karnındaki açma kapama düğmesini bul ve kapalı konuma getir. USB kablosunun küçük ucunu şarj bölmesine tak. Kablonun diğer ucunu da bilgisayarına ya da bir USB adaptörüne tak. Şarj esnasında Dino'nun gözleri kırmızı yanar. Şarj tamamlandığında ise gözleri yeşil renge döner. Eğer gözlerinde kırmızı ya da yeşil ışık yanmazsa kabloyu çıkartıp yeniden tak. Daha fazla eğlence için Dino'nun bir de kontrol kumandası var. Kumandanın kapağını açıp içine 3 adet yeni kalem pil yerleştir. Şimdi kullanıma hazır. Dino tamamen şarj olduğuna göre artık oynamaya başlayabilirsin. Şimdi ne yapacak? Zoomer Dino seni algılayabilen sensörlere sahiptir. Onun vahşi doğasını kontrol etmek için gözleri renk değiştirerek senin hareketlerine tepki verdiğini belli eder. Dino tamamen şarj olduğunda düğmesini aç ve gözlerinin yeşile dönmesini bekle. Ayağa kalkması için arkasındaki düğmeye bas. Ayağa kalkacak ve kendi kendine dengesini kuracak. Onunla pürüzsüz ve düz bir yüzeyde oynadığından emin ol. Dino'ya yeni numaralar öğret. Dino oturabilir, bağırabilir, hatta sinirlenebilir. Eğitim moduna geçmesi için arka düğmesine bir kez daha bas. Gözleri mor renge döndüğünde elini burnunun üstünde tut ve otursun. Ellerini başının önünde hareket ettir, kükresin. Ama dikkat et, eğer kuyruğunu çekersen ya da kafasını sallarsan sinirlenebilir. Onu kontrol edebilecek misin? Zoomer Dino'yu daha fazla kontrol etmek istersen kontrol kumandasını kullan ve yaptıklarını gör. Joystick'i kullanarak başını ve kuyruğunu oynat. Etrafta dolaşması için koşma düğmesine basılı tut ve joystick'le onu yönlendir. Isırma düğmesine basarak ısırıyormuş gibi çenesini oynatmasını izle. Hemen sinirlenmesini istersen kızdırma düğmesine bas. Gerçekten sinirli bir dinozor. Elini başının önünde hızlıca sağa sola oynatırsan kuyruğunu sallar. Unutma, elinin kafa sensörlerinden en fazla 15 santimetre uzaklıkta olması gerekiyor. Eğer kafasının ya da kuyruğunun üstüne düşerse endişelenme. Ayağa kalkıp dengesini yeniden kurabilir. Eğer kendi kendine kalkmazsa arka düğmesine ya da kumandadaki kızdırma düğmesine bas ve ayağa kalkmasını bekle. Eğer arkaya ya da yana doğru düşerse onu iki ayağının üstüne kaldır. Ruh hali ve modu. Zoomer Dino birçok ruh hali ve moda girer. Gözlerine bakarak bunu anlayabilirsin. Gözleri yeşilse mutludur. Mavi ise meraklı. Ama eğer kırmızıysa dikkat et. Sinirlenmiş demektir. Kontrol kumandasını kullanırken sarı olur. Turuncu yanıyorsa şarjı azalmıştır ve yeniden şarj etmek gerekir. Zoomer Dino gördüğün en interaktif ve en vahşi dinozor. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsin.